Eğer Yiğit'i bekliyorsan bir daha bu eve geri döneceğini hiç sanmıyorum. Yok, ben seni bekledim. Neden? Seninle konuşmak için. Ama sen konuşulacak her şeyi, hatta konuşulmayacak şeyleri bile Yiğit'le konuşmuşsun. Yani biz seninle bu saatten sonra ne konuşacağız? Emir yapma böyle, ne olur. Neden söyledin? Neden söyledin Kübra? Bunu bilmiyorken bile bizim Yiğit'le ilişkimiz yeterince zor değil miydi? Sen Yiğit'e benim arama nasıl bir uçurum soktuğunun farkında mısın? Ben sadece... Tufa gel. Annemi uyandırmak istemiyorum. Söylemedim Kübra. Söyleyemedim. Sırf Yiğit üzülmesin diye. Bu Yiğit'le benim aramda bir meseleydi. Anlıyor musun? Yani karışmak sana düşmezdi. Düşmezdi, öyle mi? Evet Kübra, düşmezdi. Ben kim Memiş? Siz kardeşsiniz. Onlar sevgili. Sen Sibel'le eski sevgili. Yani bana senin bu hikayede hiç yerin yok mu diyorsun? Ben Yiğit'in çocuğunun annesiyim Emir. Ben sadece çocuğumun babasını korudum. Seni... Bu ne hırs ya? Senin gözlerinde kim görmüş? Bu gerçekten sen misin ya? Ben şu an tanıyamıyorum seni Kübra. Söyle, sen de söyle. Neyi ya? Babanın kızıymışsın de. Yiğit'le Sibel söylüyorlar ya. Bunu söylemedik bir sen kaldın zaten, söyle. Ben hiçbir zaman sana o gözle bakmadım. Hiçbir zaman. Ama sen benim gördüğüm Kübra değilmişsin. Bugün de onu çok iyi anladım. Sizin görmek istediğiniz Kübra kim biliyor musun? Acıdığınız. Üzüldüğünüz. Benim görünmez halim. Siz istiyorsunuz ki Kübra sussun. Kendine, bebeğine yapılan bütün haksızlıkları sineye çeksin. Otursun bir köşede ağlasın istiyorsunuz. Siz bunu istiyorsunuz. Ben bu evde sığıntıyım demiştim ya, sen bana kızmıştın, hatırlıyor musun? Ama bak, benim bir şey söylemeye hakkım bile yokmuş. Ben sadece bu evde değil, sizin hayatınızda sıkıntıymışım. Sen bunu söylerken benim ne kadar üzüleceğimi hesaba katmıyorsun ya Kübra. Sen Yiğit'e Sibel'i söylediğinde de onun üzüleceğini biliyordun. Sen baya baya artık insanları üzmeyi göze alıyorsun, değil mi? Çünkü yapan değil, söyleyen kötü. Ben kötü oldum değil mi Emir? Ya Yiğit beni karnımda çocuğumla terk etmedi mi? Sibel seni gururunu ezip geçmedi mi? Şimdi böyle gözümüzün içine baka baka öyle güle oynaya Paris'e gidecekler ha? Yok öyle. Senin zaten bunu çoktan söylemiş olman lazım Demir. Sen cesaret edemedin. Ben söyledim. İntikam aldın yani. Sen babana değil, sen Yiğit'e benziyormuşsun. Beni sakın kimseyle karıştırma. Benim kimsenin intikam aldığım falan yok. Ne bu senin yaptığın intikam değil ben mi? Ben kendimi korumaya çalışıyorum Emir. Ya bu nasıl bir korumak? Bana daha fazla kimse haksızlık yapmasın istiyorum, anladın mı? İnsanların benim için biçtiği o gözü yaşlı iyi kız rolüne uysun diye... ...ben onların evlenmesine seyirci kalamam.
Bu asıl Yiğit'le benim mesela. Sen dünyanın en iyi kızıydın. Ne oldu şimdi? Şimdi şu yaptığına bakıyorum da senin. Kötü bir insan mı oldum? Sevdiğime sahip çıktığım için kötü insan oldum, öyle mi? Sen değiştin. Sen Yiğit'i sevdiğin için değiştin. Ben hep Yiğit'i değiştirmeye çalıştım. Yiğit beni bir kere bile yargılamadı. O beni bir kere bile değiştirmeye çalışmadı ama... O benim için dünyayı alt üst ederdi be. Yani o sevmeyi becerirdi. Kübra. O sevmeyi çok iyi becerirdi. Bu evde sevmeyi beceremeyen biri varsa o da benim. Getirdiğinde her şey bozuldu. Mevzu senin eve gelmen değil. Mevzu benim Yiğit'in gitmesini göze almam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.